Merhabalar, Kanal 13 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yayımından ben Işıl Sakarya'nın sunumunda Türk ana haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre bugün yapılan 35.720 testten koronavirüs testinden 4.789'u pozitif çıktığını, 97 kişi hayatını kaybettiğini, 481 hastalığı iyileşerek taburcu edildiğini, tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 376.100, toplam vaka sayısının 56.956, toplam vefat sayısının 1.198, toplam yoğun bakım hasta sayısının 1.665, toplam entübe hasta sayısının 978, toplam iyileşen hasta sayısının ise 3.446 olarak yer aldığını belirtti. İstanbul Valiliği, koronavirüs salgını nedeniyle toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik yeni tedbirler aldı. Alınan tedbirler kapsamında belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında bugün saat 5'ten itibaren 1593 sayılı Ümumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak. Söğütlü Çeşme Metrobüs İstasyonu ve Kadıköy'deki otobüs duraklarında sürücü ve vatandaşların maske takmaya özen gösterdiği görüldü. Maskesi olmayanlar görevliler tarafından maske takmadan toplu taşıma araçlarına binemeyecekleri konusunda uyarıldı. Ayrıca bazı metrobüs şoförlerinin maskenin yanında koruyucu tulum da giyindikleri gözlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı yazılı açıklamada İçişleri Bakanlığı görevinden ayrıldığını bildirdi. Soylu, gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu her yönüyle şahsıma aittir. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum dedi. İletişim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleyman Soylu'nun istifasına uygun bulmadığı belirtildi. Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanlığı altında Devlet Vatandaşlık Hizmetleri ve Sosyal İnovasyon Ajansı altındaki E-Devlet Kalkınma Merkezi Direktörü Fariz Jafura'dan yapılan açıklamada bugüne kadar 46.360'dan fazla kuruluş tarafından 755.000 kişiye izin verilmiş ve aktif izin sayısı 680.000 olduğunu belirtti. Jafarov bugüne kadar karantina rejimin kurallarını ihlal eden 65.000 iznin Perme EGOB AS sitesinin iptal edildiğini vurguladı. 10 Nisan'dan itibaren sitenin karantina rejimin kurallarına aykırı olan izinleri otomatik olarak iptal edilmeye başlandı. Azerbaycan'da 50 yeni koronavirüs enfeksiyonu kaydedildi. Bakanlar Kurulu altındaki genel merkez bu konuda bir açıklama yaptı. Bir kişinin öldüğü, 39 kişinin tedavi edildiğini belirtti. 1955 doğumlu koronavirüs testi pozitif çıkan bir vatandaş öldü. Şimdiye kadar ülkede 1148 kişiye koronavirüs bulaşmış, 289'u tedavi edilmiş, 12'si ölmüştür ve 847'si özel hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Bunlardan 25'i kritik durumda, 30'u orta durumda ve diğerlerinin sağlığı stabildir. Ülkemizde çeşitli karantina bölgelerinde yerleştirilen 2373 kişiyi incelemek için gerekli önlemler alınmaktadır. Ben Işıl Sakarya'nın sunumunda Türk ana haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.